Yani kamuoyunda son dönemlerde gerek iktidar kanalında gerekse muhalefet kanalında iktidarın İmralı'yla Sayın Hoca'yla görüştüğü tartışmaları gündeme geldi. Bu tartışmalardan bağımsız olarak öncelikle bence görüşülmesi gerekiyor. Çünkü Sayın Öcalan Türkiye toplumundaki toplumsal sorunların çözülmesi açısından önemli bir özne. Bu şimdiye kadar yaşanan pratiklerde Sayın Öcalan rolünü oynadığı zaman Türkiye toplumunda yarınlara dair umut olduğunu, birlikte yaşamanın inşa edilebileceğine ilişkin bir umut olduğunu aslında Türkiye toplumu deneyimledi. En son bu deneyim de çözüm süreci deneyimiydi. Görüşülmesi gerekiyor. Ama bu dönemde mi görüşülmesi gerekiyor, seçim sonrası mı görüşülmesi gerekiyor, öncesi mi görüşülmesi gerekiyor? Bu biraz tartışma konusu. Aslında tartışma konusu olmasının temel sebebi bir tanesi, bunu seçim sürecinde ya da seçim arifesinde görüşülü olması tartışma gündeme getiriyor. O da şundan dolayı yani, AKP iktidarı yani pragmatist bir iktidar ve makyavelist bir iktidar. Yani iktidarı elinde tutmak için her yolu deneyebilir. İlkeli bir siyaset değildir bu maalesef. Mesela AKP iktidarının yeniden seçim sürecinde İmralı'yla görüştüğü, Sayın Öcalan'la görüştüğünü ve bunu acaba bir seçim kazanımına dönüştürebilir mi tartışması sürüyor kamuoyunda. Bu nedenle bu süreçte görüşmesi samimi olarak gözükmüyor kamuoyunda. Yani özellikle Kürt kitlesinde, Kürt halkında ve Türkiye toplumunda Erdoğan'ın ya da AKP iktidarının bu dönemde Sayın Öcalan'la görüşüyor olmaları ya da görüşüyor olması tartışmaları samimi bulmuyor, seçim gündemli olabiliyor. Tartışma konusu bundandır. Yoksa seçim öncesi de, seçim sonrası da çok öncesinde görüşülmesi ve toplumsal sorunlara ilişkin Sayın Öcalan'ın önerilerini alması Türkiye toplumunun demokratleşmesine önemli katkıda sunacağı açıktır. Sayın Öcalan'ın yani Kürtler açısından çok önemli bir özne olduğu tartışmasız aslında. Yani çünkü dediğimiz gibi bu tarihsel süreçte Sayın Öcalan'ın Kürtler açısındaki belirleyici ya da Kürtlerin Sayın Öcalan'a kulak vermeleri ya da gözlerini oraya dikmeleri bu Kürtlerin tarihsel süreçte bir özne olmasına önemli katkılarından geliyor. Dolayısıyla Kürtler bundan dolayı Sayın Öcalan'ı çok fazla önemsiyor. Ama Sayın Öcalan'ın Türkiye'deki etkinliği ve belirleyiciliği sadece Kürtler üzerindeki etkisi değil. Türkiye siyasetinde bir bütün olarak mı? Çünkü Orta Doğu'nu en iyi okuyan öznelerden bir tanesi Sayın Öcalan'ın ki bu Orta Doğu'daki okumaların birçoğu da zaman içerisinde gerçekleştiği, pratikleştiği biz gördük. Gerek FETÖ ilişkin değerlendirmelerdeki ilk FETÖ tanımlaması ve buna dikkat çeken Sayın Öcalan olmuştu. Yine Hakan Fidan'ın 2012 yılında gözaltına alınma çalışmasında Sayın Öcalan FETÖ'ye atıfta bulunmuştu. Yine Orta Doğu'daki okumalarda Sayın Öcalan atıfta bulunmuştu. Olası çözüm süreci bitmesinde Türkiye toplumunun neler yaşayabileceğini Sayın Öcalan uyarıda bulunmuştu. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın bu tespitleri ve bu önerileri hatta yer yer itirazları Türkiye toplumu bir bütün olarak gördü. Onda Sayın Öcalan'ın tartışmalarının gönlüne çıkmasının sebebi bir tek Kürtler üzerinde etkili olduğu için değil. Aslında Türkiye siyasetinin genelinde etkili olduğu ve Türkiye siyasetinde aslında onun deneyimine ve tecrübesine güvendiği için de biraz belirleyici rol olabilir. Bu bir bakıma aslında bu art tarafı olmakla beraber maalesef siyasal iktidar ahlaksız bir şekilde hareket ederek Sayın Öcalan'ın bazen kutuplaştırma öznesi olarak da gündeme getirmek istiyor ki bu hem Türkiye toplumunda hem Kürtler ve hem de Sayın Öcalan'a çok ciddi bir haksızlıktır. Bu ahlaki olmayan bir siyaset tarzıdır. Yani Yeşil Sol açısından Türkiye'nin her yerinde milletvekili kazanmak çok çok önemli. Çünkü Yeşil Sol Partisi'nin lokomotif siyasi hareketi Kürtler olmakla beraber 100 yıllık bir cumhuriyet tarihinin bütün ötekileştirilenleri, bütün dezavantajların yaşamış olup deneyimine Türkiye toplumuna katkısı açısından çok önemli bir birikimi ve deneyimi var. Yeşil Sol Partisi'nin bileşenleri ve getirdiği siyasal gelenekler. O nedenle Yeşil Sol Parti yani Türkiye'nin her yerine Karadeniz'de, Ege'de, İç Anadolu'da, Kürdistan coğrafyasında ve tabii ki üzerinde Bursa'da milletvekili kazanması çok önemli ki toplumsal deneyim meclise ve parlamentoya gidilebilsin. Çünkü iktidar değişikliğinde ki bu seçimde iktidar değişikliği olacak, yeni meclis kurucu bir meclis olacak ve yeni bir toplumsal sözleşme imzalanacak. Yeni toplumsal sözleşme imzalanırken Türkiye'nin 100 yıllık tekçi iktidarından, 100 yıllık eril iktidarından, 100 yıllık rantçı iktidarından, doğal katliamı iktidarından kurtulabilmek için bu deneyimin mutlaka mecliste yeni toplumsal sözleşmeye yansıması açısından milletvekili kazanması çok önemli. Bursa da bunlardan özel yerlerden bir tanesi. Çünkü geçten Bursa siyasal iktidar açısından ve derin devlet açısından bir laboratuvardır. Toplumun çeşitli kesimleri, gerek Balkan göçmenleri, gerek Kafkasya göçmenleri ve gerek iç göç çok ciddi anlamda buradan bir mevcut.
mevcut var ve tutlaşmanın uç olduğu noktalardan, kentlerden bir tanesidir. Bu bağlamda da Bursa'nın mutlaka milletvekili kazanması Kürtler açısından ve siyasa İstiklal Partisi açısından önemli. Şüphesiz Kürtler de Bursa'ya özel önem atfediyor ve bunun açısından Kürtlerin sesi buradan parlamentoya geçecek. Seçimin hem istatistiksel sonucu açısından hem de seçim sonrasında yeni toplumsal sözleşmede barışçıl bir anayasa ve demokratik bir anayasa inşa açısından tecrit ciddi anlamda olumsuz bir etkisi var. Şöyle ki, çünkü olası Sayın Hoca'nın kendi seçime ilişkin görüşlerini, önerilerini toplumla paylaşırsa başta sosyalistler, Kürtler, demokratik inananlar, dindar kesimleri bu süreçle ilişkin hem özgüvenle hem de bu belirlenen tartışmalar üzerinden örgütlenmeleri daha güçlü kılacaktır. Bunu bize 2014 yerel seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanı seçimi ve nihayetinde 2015 genel seçimleri çok net olarak gördü. Öncesinde Kürt siyasal hareketi ve HDP'nin oluşturduğu siyasal gelenekler baraj denilen bir engele takılırken, ama oradaki, o dönemdeki Sayın Öcalan'ın görüşlerini topluma paylaşması, önerileri topluma paylaşması toplumda bir örgütlenme özgüveni geldi ve %10 barajı aştı. Şu anda da eğer ki Sayın Öcalan toplumla görüşleri paylaşılmasının önünde bir engel kalkmış olsaydı kesinlikle Kürt siyasal hareketi de HDP bileşenleri de daha bir özgüvene, daha bir örgütlenme seferberliğiyle süreci yürütürlerdi. Bu sayısal veri açısından, ama esasen Türkiye toplumunda yapılan en büyük kötülük Sayın Öcalan'ın toplumsal barışa sunacak katkılarının engellenmesidir. Bu Türkiye toplumunun geneline yapılan bir kötülüktür. Çünkü dediğimiz gibi yani Oslo sürecinden işte 2007 süreci, 2004 süreci, Oslo süreci, çözüm sürecinde Türkiye siyasetinin sıkıştığı her dönemde, ki en nihayetinde 2019 sürecindeki yine bir sıkışma vardı. Türkiye toplumu sıkıştığı her dönemde Sayın Öcalan'ın olaya müdahalesiyle toplumsal gerginliği ortadan kaldırdı ve özellikle demokratik bir anayasanın oluşmasında önemli deneyimleri ve birikimleri olduğu açıktır. Bu tecrit özellikle Türkiye toplumuna yapılan bir kötülüktür. Türkiye toplumuna yapılan bir haksızlıktır. Tabii Kürtlere de yapılan bir haksızlık olduğu bir açıktır. Tecritin seçim öncesindeki etkisi bu yönüyle tartışmasızdır bence. Yani şunu söyleyebiliriz belki Türkiye toplumuna, bu seçim gerçekten önemli bir seçim. Yeni Cumhuriyet'in 100. yılında tekçiliğin ortadan kaldırabileceği, birlikte yaşamın, çok kültürlülüğün, çok kimliliğin, birlikte yaşamın temeli oluşturabileceği bir anayasa yapılma sürecidir. Seçimi bu yönüyle Türkiye toplumu bütün olarak hazırlanması gerekiyor. Şüphesiz bu seçim bir yokluk, varlık seçimi değildir bizler açısından. Bizler seçimin sonucu ne olursa olsun toplumsal mücadelemiz devam edecektir. Eğer ki kazanırsak toplumsal sözleşmenin, demokratik bir toplumsal sözleşmenin ve Cumhuriyet'in demokratikleşmesi açısından katkımızı sunmaya devam edeceğiz. Bu yönü çalışmamız devam edecek. Ola ki AKP'nin kazanma sonucu ise toplumsal mücadelemiz ve direnişimiz devam edecektir. Esas mesele AKP açısından bu seçim varlık yokluk meselesidir. Çünkü onlar seçimi kaybetmeleri halinde Türkiye toplumunda yaşadıkları rantların, hırsızlıkların, yolsuzlukların, kent yıkımlarının, doğal talanının, cezaevindeki artık siyasal cinayet diyebileceğimiz cezaevindeki hasta tutuklarının hesabını vereceklerdir. Bu bağlamda ben bütün yurttaşlardan, özellikle Yeşil Sol Partilerden, özellikle Kürtlerden bu sürecin, AKP'nin zulmünün, haksızlığının anlatılmadığı, hiç kimse kalmayacağı, gidilmedik ev bırakılmayacağı, sıkılmadık el bırakılmayacağı bir son 5 gün geçirmesini ve 15 Mayıs'ta Kürtler açısından iki bayram birlikte kutlansın. Çünkü birinci bayram 15 Mayıs Kürt dil, ana dil günüdür. İkinci bayram da demokrasi ve barış bayramı olsun. Bu çağrıyı kendi halkımıza yapıyoruz.